Biz ki İstanbul şehriyiz, seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tifur ve İspanyol nezlesi. Bir de İttihatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 914'ten 18'e kadar 7 bitirdi bizi. Mücevher gibi uzak, verişilmezdi şeker. Ermiş altın pahasınaydı gazya ve namuslu, çalışkan, fakir İstanbullular sidiklerini yaktılar 5 numaralanmalarda. Yedikleri mısır koçanıydı ve arpa ve süpürge doldu. Ve çöp gibi kaldı çocukların boyu. Ve lakin Rabya'da, Köçüşan'da, Dağda'da, kulüpte aktı en şaraplar tutu gibi. Ve şekerin sahibi patladı Milovic'in yorganına 1000 liralıkları. Milovic de beyaz, at gibi bir karı. Bir de sakallı halifenin, bir de Wilhelm'in bıyıkları. Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir. Dört yanımız mavi mavi, dağdır, denizdir. Öfkeli, büyük bir şair. Ey bin kocadan arta kalan, bilmem neyi bakir demiş bize. Ve bir başkası, yekbere, acem mülkünü feda etti bir senginize. Biz ki İstanbul şehriyiz. İşte arz ederiz halimizi Türk halkına ve yüce katına. Mevsim yazdır, 919'dur. Red seçimlerde geçen yılın dört düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düvele, anadan doğma çırıl çıplak. Ve kurumuştu ve kan içindeydi memelerimiz. Biz ki İstanbul şehriyiz. Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan, bir de Yunan, bir de zavallı Afrika zencini. Yer bitir bizi bir yandan, bir yandan da kendi köpek döllerimiz Vahdettin Sultan ve damadı Ferit ve İngiliz muhitleri ve manlacılar. Biz ki İstanbul şehri, yüce Türk halkı, malumun olsun çektiğimiz acılar. ...919 Temmuz'un 23. günü, pek mütevazi bir mektep salonunda ilik adetli Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zordur babam, tandırında tezek yakar Erzurum. Buz tutar yiğitlerin bıyığı ve geceleyin Karlova'da kas katı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar babam, Erzurum'da kavaklar tane tane, kavaklar da tane tane yapraklar. Ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar. Erzurum'un düzdür topraktır damı, Erzurum'un güzelleri giyer balam, incecik ak yünle mehramı. Yürek boynun büker balam, Erzurumlu türkülere halim selimdir Erzurum'un adamı. Ve lakin dönmesin gözü bir kere, Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi, bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşenlerinden onların. Orada bir şürai milliden bahsedildi, irade-i milliye müstenil bir şürai milliden. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı, makamı hilafet ve saltanata, hatta casuslar vardı içeride. Buna rağmen bütün aksamı vatan bir küldür denildi, kabul olunmaz denildi manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar
Türk halkından kesmişlerdi umudu. Dağdırıldı telgraflar Erzurum'a. Amerikan mandasının altına girelim diye. İstiklal diyorlardı şayani arzu. Ve tercihtir ama bugün bu diyorlardı mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı kalacak elde. Şu halde diyorlardı şu halde. Ve Maliki Osmaniye'nin cümlesine şamil. Amerikan mandaterliğini talep etmeyi memleketimiz için en naf bir şekil al kabul ediyor. Fakat bu şekli hali kabul etmedi Erzurumlu. Erzurum'un kışı zordur balan. Uslu tarihçilerin buyur. Erzurum'da kas katı dimdik ölür adam. Kabullenmez yıldırmıyor. İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri, pamuk gibi elleri ve biçare telgraf telleri. Öğretmek için Amerika'ya Anadolu'yu, şöyle diyorlar Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraktılar. Taraf birlik, cehalet ve çok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayın. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi vahşi bir memlekete adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra yeni dünya sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliyoruz. Amerika içine girdiği memleket ve millet hayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem artık işi uzatmaya gelme. Çok tehlikeli anlar yaşıyorum. Sergüzeş ve cidal devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi ve 8 Eylül'de. Kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Ak koyunla kara koyunun geçitle belli olduğu günler de o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı zavat sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlu'dan ve Sivaslı'dan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'a güveniyorlardı. Bu zavata. İstikbalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denildi. Fakat ayak bile defendiler. Mandanın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzaharete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler birbirine mani şeyler değildir. İstiklal ile manda. Ve esasen dediler müstakil kalmalıyız. Öyle bir zamanda memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon, varidat ise 15 milyon ancak. Ve Allah muhafaza buyursun, İzmir kalsa Yunanistan'da ve harp etsek düşmanlarımız vapurla asker getir. Biz Erzurum'dan hangi şimendiferle naklet yapabiliriz? Mandayı kabul etmeliyiz hemen dediler. Onlar direkt not yapıyor. Biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikan dostlarımız mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen kabak. Sivas mandayı kabul etmedi fakat hey gidi deli gönlüm dedi. Akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlü. Ya istiklal, ya ölüm dedik.